Evet. Bugün Sales and Catering Management'ta konfigürasyon menüsünde salonlar, oturma düzenleri ve özellikleri, salonların fiyatlandırılması, teknik ekipmanların tanımlanması ve fiyatlandırılması bölümlerini inceleyeceğiz. Şimdi dilerseniz konfigürasyon menümüze gidelim. Setup Configuration sayfasında Conference Management bölümü altında CCM konfigürasyonu ile ilgili alanları görebiliyoruz. Burada ilk olarak Function Space Definition bölümünde salonları nasıl tanımlayabileceğimize bakacağız. Ardından da oturma düzenleri ve salon kiralarının tanımlanmasını gerçekleştireceğiz. Function Space Definition bölümüne tıkladığımızda sağda açılan sayfa bir salonun tüm özelliklerini aynı anda görmemizi sağlar. Ve konfigürasyonda da başka sayfalara gitmeden birçok özelliği tanımlamamıza olanak sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi salonların oturma düzenlerini, kiraları, itemları, kapalı periyotları, iletişim bilgilerini ve eğer otel kullanıyorsa Room Planner bölümlerini görebiliyorum. Kısaca bir salonu nasıl tanımlayabileceğimize bakalım önce. Sağdaki New butonundan sayfaya giriş yapıyorum. İlk bölümde salonların ismini tanımlayacağım bölümü görüyorum. Salonun ismi, salonun varsa kısal ismi, jenerik ve açıklaması mevcutsa onlara buraya doldurabiliyorum. Alt bölümde minimum ve maksimum oturma düzenlerine göre kapasitelerini girebileceğim, kişi sayılarını girebileceğim bölümleri, salonun hangi gelir departmanında birikmesi gerekiyorsa aldığımız kira bedeli, onu aldığım bölümü, aynı zamanda alt bölümde de yine salonun uzunluğunu, metrekare hesaplarını girdiğim bölümü görebiliyorum. Şimdi dilerseniz bir salon tanımlayalım. Evet. Buradan çıkalım. Tekrar New butonuyla yeni bir salon tanımlama için sayfamıza giriş yapalım. Salonumuzun ismi Azor olsun. Yazalım. Azor'u. Yan tarafta yine Short Name bölümünde eğer kısaltılmış veya değişiklik yoksa oraya da Azor yazabiliyorum. Şimdi alt bölümde minimum ve maksimum kapasiteyi yazacağım. Minimum kapasiteyi her zaman 1 olarak düşünelim. Çünkü salonda gerekirse bir kişilik bir event bile yapılabildiğini düşünelim. Maksimum kapasite ise oturma düzenlerine göre o salonun alabileceği en fazla kişi sayısıdır. Buna göre salonun maksimum kapasitesi de 100 kişi olsun. Departman kodu salon gelirimizin hangi departman koduna gitmesi gerektiği olduğu için gelip buradan departman kodumu seçebiliyorum. Bakalım. Evet, departman kodumuz banket salon. Yan tarafta Show in Diary bölümünü görüyorum. Bu bölüm Meeting Planner'da Conference Diary'de görmemizi sağladığı için Show in Diary özelliği işaretlendiği takdirde biz aslında bunu Meeting Planner menüsünde tam olarak kullanıcı boyutunda görmesini sağlayabiliyoruz. Show in Diary'yi işaretledim. Shareable ve Combine kutucuklarını görüyoruz burada. Shareable paylaşılabilir salonlarda kullandığımız bir özellik. Yani örneğin fuaye ve restoranları, açık alanları ve diğer mekanları düşünelim. Bir toplantı grubuyla otelde konaklayan diğer misafirlerin veya başka grupların aynı anda kullanabilecekleri ortak alanlar shareable alanlarımız oluyor. Combine alanlar ise bölünebilir salonlar için kullandığımız bir bölüm.
Eğer ki salonunuz birden fazla parçaya ayrılabiliyor ve ayrı ayrı satılabiliyorsa, o salonu ne yapabiliriz? Combine olarak tanıtabiliriz. Azor şu anda shareable veya combine olmasın. Normal bir salon olsun. O yüzden bunları işaretlemeyelim. Space type satırına gelelim. Space type bölümü salonumuzu daha çok hangi amaçla kullanıyorsak grupladığımız bölümlerden birini seçebiliriz. Diyelim ki Azor salonu her zaman yani çoğunlukla meeting için kullanılıyorsa bu grubu seçebilirim. Altındaki Capacity kategorisi satırı ise Ctrl D ekranında salon kapasitelerini doluluğuna göre takip etmek için kullanabiliriz. Buradan gelip oturma düzenlerine göre yine kişi sayısı belirlenmiş salonlarda kişi sayılarını buradan seçtiğimiz takdirde PMS tarafında arkadaşlar ne yapacaktır? Ctrl D ekranında hangi gün hangi kişi kapasitesine göre ayrılmış salonda doluluk nedir? Buradan görebilecektir. Diyelim ki 51 ila 100 arasını seçtik. Evet, bu bölümü de bitirdikten sonra hemen alt bölümde artık salonumuzun uzunluk bölümüne geçebiliriz. Evet, Azor'un toplam büyüklüğü 120 metrekare olsun. Burada alt satırda hemen yükseklik minimum ve maksimum var. Eğer salonunuzda belli bir eğim yoksa yüksekliğin kendisini direkt her iki bölüme de yazabilirsiniz. 4 metreymiş tavan yüksekliği. Yazalım. Evet. Length ve width bölümlerini görüyorum. Uzunluk ve en bölümlerini. Uzunluğumuzu da yazalım. 12 metre uzunluğum. 10 metre ise en bölümüm var dedim. Şu anda basit anlamıyla sadece salonun ismi, salondaki maksimum kişi kapasitesi ve salonun uzunluk ölçüsünü girerek bir adet salonu tanımlamış bulunuyoruz. Diğer bölümleri de zaten daha sonraki aşamada bakacağız. Okey dediğimiz takdirde artık bir adet Azor isimli salonumuz mevcut demektir. Dilerseniz şimdi bölünebilir bir salon tanımlayalım. Toplamda ikiye bölünebilir ve ismi Karina salonu olsun. New diyelim ve ilk salonumuzdan başlayalım. İkiye bölündüğü için bu durumda birinci salonumuzun ismine Karina 1 diyelim. Yine eğer short name'inde değişiklik yoksa, bakın bunu mouse'un sağ tuşuyla copy paste yaparak buradan ne yapabiliyorum? Kopyalayabiliyorum. Alt bölümde Karina 1'in minimum ve maksimum kapasitelerini yazalım. Yine 1 yazdım. Maksimum kapasitesine 45 yazalım. Çok büyük bir salon olmasın. Departman kodumuz neydi? 3030'du. Dilersek yan taraftaki üçgeni kullanarak departman kodları arasından bulabiliriz. İstersek de alt bölümde 3030 yazarak otomatik gelmesini sağlayabiliyoruz. Departman kodumuzu seçtik. Show in daire diyorum tabii ki. Bana Meeting Planner menüsünde göstermesi için. Space type'ını seçiyorum. Bu bir meeting grubuna bağlı olsun. Dilerseniz kapasite kategorisini seçebilirsiniz 1 ila 50 olarak. Combine mı değil mi? Hayır, combine değil. Neden değil? Normalde biz bölünebilir bir salon tanımlıyorduk. Bölünebilir salonu 1 ve 2 numaralı Karina salonlarını tanımladıktan sonra Karina olmak üzere başlı başına bir salon daha tanımlayıp bunları ne yapacağım? Bölünebilir olarak bu defa o salonun içerisinden Karina 1 ve 2'yi seçeceğim. O yüzden de combine
özelliği şu anda Karina 1 taşımıyor demektir. Çünkü Karina 1 tek başına bağımsız olarak herhangi bir salonu da hiçbir şekilde etkilemeden satışını kendisi gerçekleştirebiliyor. Bu yüzden Combine Room'u işaretlemiyorum. Evet, uzunluk birimlerine gelelim. Karina 1'in metrekaresine bakalım. 68 metrekare olsun. Yüksekliğimiz bu defa biraz küsürlü bir rakam verelim. 3,60 olsun. Uzunluğuna bakalım. 6,5 metreye. Eni de 10,5 metre olsun. Evet, böylece Karina 1'de ne yapılmış oldu? Tarafımızca tanımlanmış oldu. Şimdi sırada Karina 2 var. Karina 2'yi de tekrar new deyip her zaman olduğu gibi tanımlayabilirim. Fakat alt bölümde de bir adet copy butonumuz var. Bu bana aynı zamanda Karina 2 için Karina 1'in kopyalanmasına yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Deneyelim. Karina 1 copy dediğimiz takdirde copy function space dedi. Evet dedim. Ne yaptı arkadaşlar? Karina 1'i tamamıyla kopyalamış oldu. Benim yapmam gereken tek şey içine giderek Karina 1'in copy bölümünü silip bunu Karina 2 yapmak olacak. Aynı zamanda da oturma düzenlerinde ve uzunluğunda herhangi bir değişiklik varsa ne yapmam lazım? Onları da değiştirmem gerekecek. Bakalım Karina 2'nin maksimum kapasitesi 80 olsun. Bu durumda capacity kategorimizde 51 ila 100 olarak değiştirelim. Departman kodum aynı. Yine show in daire diyorum. Space type'ım aynı. Gelelim uzunluk bölümüne. Burada da 68 metrekare yerine bunu diyelim ki 115 metrekare olarak bildirdiler. 115 metrekare yazdım. Yükseklik yine aynı. Uzunluk bu defa 11 metreye 10,5 metre olsun. Bakın bu şekilde de ne yapmış oldum? Karina 1'den kopyalayarak Karina 2 salonunu oluşturmuş oldum. Okeyliyorum. Gördüğünüz gibi salonum ikisi de mevcut. Peki bunlar bölünebilir bir salonsa benim bu durumda doğal olarak bir salon daha tanımlamam lazım ki bu salon hem tek başına satılabilir hem ayrı ayrı iki farklı şekilde satılabilir demem lazım sisteme. Bu durumda benim tekrar new ya da copy yoluyla yeni bir salon oluşturmam gerekecek. Tekrar dilerseniz copy diyelim. Buna da kopyaladı bakın. Edit diyorum. Hiçbir şey demiyorum. Karina salonu diyebilirim. Hem 1'i hem 2'yi kapsadığı için veyahut da tamamen tanımlama size ait 1-2 de diyebilirsiniz. Evet, Karina hem 1 ve hem 2'yi kapsadığı için doğal olarak maksimum kapasitesi biraz yüksek olacaktır. Diyelim ki 100 kişi. Departman kodum yine aynı. Space type'ım aynı. Kapasite kategorim yine aynı şekilde kalabilir. Evet, gelelim metrekaresine. Buna diyelim ki ikisinin toplamı olduğu için artık 183 metrekare. Yükseklik kalıyor. Uzunluğumuz bu durumda 16,5 metrekare. Enimiz de değişmeden kalabilir. Peki, şu anda ben salonumu kopyaladım, içini değiştirdim. Unutmuş olabileceğim bir şey var mı? Kesinlikle var. Combine Room özelliği şu noktada devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi salon tek başına da satılabilir, iki ayrı parça halinde de satılabiliyor ise bölünebilir özelliğini tanıtmamız gerekecektir. Buradan gelip Combine'ı işaretliyorum. Sonrasında yan tarafta aktif hale gelen satırda gidip gördüğünüz gibi Karina 1 ve Karina 2 salonlarını seçmek durumundayım. Ki herhangi bir rezervasyon durumunda
Karina salonu satıldığı takdirde Karina 1 ve 2'nin satılmasının engellenmesi gerekmektedir. Evet, seçtim. Close dedim. Artık gördüğünüz gibi Combine Room özelliğini buradan tanıtmış olduk. Okeylediğim takdirde gördüğünüz gibi bölünebilir Karina salonumuzu da tanımlamış oluyoruz. Şimdi de paylaşılabilir bir salon tanımlayalım. Karina'nın fuayesi olsun bu defa. Geliyorum buraya. Diyorum ki Karina fuaye. Geldim. Yine aynı şekilde. Bu sefer Ctrl-C ve Ctrl-V ile de copy paste'imi gerçekleştirebiliyorum. Minimum ve maksimum kapasitesini yapalım. Bu fuayenin maksimum alabileceği kişi sayısı 310 kişi olabilir veya dilerseniz 300 kişi de yapabiliriz. Departman kodumuzu yine aynı şekilde manuel yazabiliyorum. Yine bakın 3030 banket salon departman kodum geldi. Show in daire diyorum yine. Bu defa da shareable diyorum. Çünkü bu bir fuaye alanı olduğu için aynı yerde toplantı yapan ya da herhangi bir event gerçekleştiren birden fazla toplantı grubu ne yapabilir? Kafe break'ini veya herhangi bir molasını aynı fuayede verebilir. O yüzden de paylaşılabilir diyorum. Space type'ım bu defa hangi grup? Gördüğünüz gibi foyer yani fuaye grubu olacaktır. Seçiyorum. Kapasite kategorisini seçebilirsiniz veya boş bırakabilirsiniz fuayeler için. Bu bir kesinlikle combine değil. Zaten shareable'dı. Eğer ki fuayenizin uzunluklarını, metrekare hesaplarını biliyorsanız buraya yazabilirsiniz. Küçük bir örnek buraya yazalım. Diyelim ki fuayemiz 310 metrekare olsun. Yüksekliğimiz 4 metre olsun. Uzunluğumuz 20 metre. İşte enimiz de 15 metre olsun. Bu da 300 kişinin rahat rahat sığmasına yardımcı olur diye düşünüyorum. Evet, böylece paylaşılabilir bir salonu da tanımlamış olduk. Okeyliyorum. Paylaşılabilir salonumuzda gördüğünüz gibi tanımladık. Peki salonlarımızı tanıttık. Sayfadaki space type ve kapasite kategoriler sistem tarafından mı geliyor sizce? Hayır, tabii ki. Onları da biz otel ihtiyaçları doğrultusunda tanıtıyoruz. Peki nereden yapabiliriz bunları? Buradan çıkalım. Function space altında types bölümü bizim space type'ları tanımladığımız yer. Bakın bunlar salonlar içinde seçtiğimiz gruplar gördüğünüz gibi. Banket, meeting, foyer. Nasıl tanımlanıyor? Direkt new deyip bir kod belirleyip açıklamasını yazdığınız takdirde grubu belirlemiş oluyoruz. Bunların hepsine gidelim istiyorsanız edit diyelim. Gördüğünüz gibi kodu ve açıklamasıyla burada type bölümünde bir space type'ı yaratmış oluyoruz. Capacity categories de hemen üst bölümde yine function space definition'ın üstünde karşımıza çıkıyor. Buradan da aynı şekilde yeni bir değer veya var olan bir değere gitmek için gelip edit yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir kod belirliyorum, açıklama yazıyorum ve values'unu veriyorum, değerini ve okeylediğim takdirde yeni bir kapasite kategorisi hazırlamış olabiliyorum. Bunlar tamamen otel ihtiyaçları doğrultusunda bize verildiği takdirde bunları ne yapabiliyoruz? Tanıtabiliyoruz. Böylece ilk bölümde salonların basit anlamıyla tanımlanmasını bitirmiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi oturma düzenlerine bir göz atalım. Capacity categories function space definition'ın altında seating arrangement bölümüne geliyorum. Buradan new deyip gördüğünüz gibi kod girip aynı zamanda
açıklamasını yani oturma düzenini yazarak oturma düzenimi tanıtmış oluyorum. Klasik birçok yerde kullanılan düzenlerden başlayalım. Mesela tiyatro düzeni olsun. Tiyatro düzenimizi yazalım. Kodunu da diyelim ki THT verdik. Okey dedim. Birinci oturma düzenimizi tanıtmış olduk. Devam edelim. Buna da classroom diyelim. Okey dedim. U-shape. Şeklinde istediğiniz kadar otelde kullanılan ne kadar oturma düzeni varsa buradan hepsini bu şekilde tanıtabiliyoruz. Tabii ki bunları akabinde ne yapacağız? Oturma düzenlerine gidip salonların içinde tekrar tanımlamamız gerekecek. Çünkü her salonun oturma düzenlerine göre kişi kapasiteleri farklı olacak. Onları da birazdan gerçekleştireceğiz. Buradan geliyorum. Kokteyl de yapıyorum ve devam ediyorum. Cafe break şeklinde. E'yi unutmayalım. Evet gibi buna benzeyen oturma düzenlerini tanıttıktan sonra artık ne yapabilirim? Oturma düzenlerim tamamlandı. Gidip bunları salonuma tanıtabilirim. Gelelim şimdi salonlarımıza. Function Space Definition bölümüne geliyorum. Ve salonların her birisinin oturma düzenlerini tanıtacağım. Dilerseniz her üzerine tıkladığınız salonun hemen arkasındaki Seating Arrangement sayfasından da bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da direkt olarak salonun içine girip bu bölümdeki Seating Arrangement sayfasından da bunu gerçekleştirebilirsiniz. İki farklı şeklinde yapalım. Azor dedim. Seating Arrangement'a geldim. Bakın Seating Arrangements for Azor diye zaten bana haber veriyor. New dedim. Burada Azor'un İlk oturma düzenini seçiyorum. İlk oturma düzeni Azor'un tiyatro düzeni olsun. Minimum kapasitesi yine 1 olsun. Maksimum kapasitesi tiyatro düzeninde 100 kişi olsun. Aşağıda setup ve set down time'ları görüyorsunuz. Setup ve set down salonun hazırlık süreci demek. Salon ne kadar öncesinden hazırlanmaya başlar, kaç dakikada biter ve toplantı bitiminde, o salonun içinde gerçekleşen event bitiminde salon ne kadar sürede, kaç dakikada toplanır bölümünü buradan kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bu aslında bizim ne işimize yarar? Özellikle çok fazla satış gerçekleştiren şehir otelciliği veya diğer otellerde salonların sürekli dolu olan satışlar ne yapabilirler? Setup ve set down time'ları ayarlayarak sistemin herhangi bir kullanıcının yanlışlıkla o saatler arasında direkt olarak herhangi bir grup çıkışına yeni bir grup rezervasyonu almasını engeller. Bu durumda size sistem diyecektir ki setup ve set down time'ınız varsa şu kadar dakikadan önce bunu gerçekleştiremezsin. Çünkü salon şu anda hazırlık aşamasında ya veyahut da toplanma aşamasındadır diyecek. O yüzden buradaki satırları tamamen otel isteği doğrultusunda doldurabiliyoruz. Tamamen dakika anlamındadır. Yazacağınız her bir rakam o kadar dakika anlamına gelecektir. Diyelim ki Azor'un Seating Arrangement bölümündeki tiyatro düzeninin hazırlanma süresi 30 dakika. Yine aynı şekilde toplanma süresi de 30 dakika olsun. Default ve inaktif özellikleri var. İnaktif eğer bu salon bir daha kullanılmayacaksa direkt inaktif yapılabilir. Default her zaman için varsayılan olarak ata diyebiliriz. Direkt olarak herhangi bir şekilde Azor'u seçtiğim zaman oturma düzeni otomatik tiyatro düzeni
gelsin diyebiliriz. Okey dedim. Tiyatro düzenini seçtim. Yeni bir oturma düzeni daha seçiyorum. Bu defa Classroom seçiyorum. Bakın, tiyatro düzenini artık burada göremiyoruz çünkü seçildiği için tekrar mükerrer seçmemize izin vermemesi için bir daha kendisini sistem getirmiyor. Classroom dedim. Minimum kapasitesi yine 1. Maksimum kapasitesi 80 olsun. Setup ve setdown time'ı dediğim gibi dilerseniz koyabilirsiniz. Bu defa koymayalım. Ve okey dedim. Bu şekilde de save edebiliyorum. Devam ediyorum. U-shape az orada. Minimum yine 1 diyorum. Maksimum 50 kişi. Setup ve setdown'a gerek yok dedim. Ve okeyledim. Yeni bir oturma düzeni daha seçiyorum. Buna da diyelim ki kokteyl olsun. Minimum yine 1 kişi, maksimum 80 kişi dedim ve okeyledim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oturma düzenlerini tanımlayarak bize mutlak surette Meeting Planner menüsünde, Event Management'ta herhangi bir grup rezervasyonu aldığımızda salonları ve aynı zamanda oturma düzenlerini dilediğimiz gibi seçme şansı verecektir. Son olarak galayı da seçiyorum. Bu da 100 kişi olsun. Böylelikle bir salonun bir oturma düzenini bu şekilde tanıtmış olduk. Function Space sayfasına geri döndüğümde bakın yine diğer salonları da görebiliyorum. Ne demiştik? Salonların aynı zamanda edit yapılarak içinden de oturma düzenleri girilebilir. Karina'ya ele alalım. Seating Arrangement'ına bakalım. Buradan New diyelim. Tiyatro düzeninde Karina'nın minimum 1 kişi olsun. Maksimum 100 kişi olsun onda da. Setup 45 dakika olsun. Setdown'u da yine 45 dakika olsun. Okey dedim. New dedim. Yeni bir oturma düzeni. Classroom bu defa. Bunda da 80 kişi olsun kapasitemiz yine. Ve bu şekilde devam ediyorum gördüğünüz gibi. Bu shape'e geldim. Bu 40 kişi olsun. Kokteyl dedim. Yine 80 kişi olsun. Coffee break seçelim. Onda da 80 kişi olsun. Son olarak da galamız var. Bunda da 100 kişi katılsın. Bakın okey dedim. Şimdi bu sayfadan okeylediğim zaman ne yapacaktır? Direkt olarak bu bölümü bana getirecektir. Seating Arrangement sayfasına beni götürdü. Function Space'e gittiğim zaman gördüğünüz gibi Karina bölümünü görebiliyorum. Seating Arrangement'ı seçtiğimde aynı sayfayla karşılaşabiliyorum. Yani dediğim gibi hem oradan hem de Edit butonunu kullanarak direkt olarak bunları tanıtabilirsiniz. Evet, bir de Karina Fuaye'nin oturma düzenini tanıtalım. Karina Fuaye'nin oturma düzeni olur mu? O elbette olacaktır. Bu da nedir? Kokteyl düzeni veya kafe break düzeni olarak hazırlayabiliriz. Diyelim ki Karina Fuaye'ye de kokteyl düzeni hazırlayalım. Bunda da 300 kişi olsun. Coffee break düzeninde de diyelim ki 220 kişi coffee break alabilsin aynı anda. Okey dediğim zaman fuayenin de ne yapacaktır? Oturma düzeninde bu şu iki farklı şekilde gerçekleşebileceğini sistem bize gösterecektir Meeting Planner menüsünde. Böylece salonların oturma düzenlerini tanımlıyoruz. Sıradan devam ettiğimiz şekilde düşünülürse rate bölümüne de göz atalım derim. Salonların kira bedelleri için yine konfigürasyon menümüzde rates bölümünden öncelikle
fiyatların çeşitlerini, aslında açıklamalarını, isimlerine giriyoruz. Peki nedir bunlar? Ne olabilir? Biz genelde salonların kira bedelleri için günlük, yarım günlük, ücretsiz veya custom dediğimiz o anda belirlediğiniz belki indirim veya başka bir fiyat belirlediğiniz grubunuz için custom yoluyla özel bir fiyat vermenizi sağlayabiliyoruz. O yüzden rate code sayfasına sadece fiyatların isimlerini yazıyoruz. Herhangi bir rakam burada gerçekleşmiyor. Geliyorum new deyip bu bölümden kodunu yazıyorum. Diyelim ki complimentary bir kodum olacak. Complimentary bir fiyat kodum var. Yazdım. Açıklama bölümüne isterseniz copy paste yoluyla complimentary ya da başka bir şey de gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar new dedim. Ne demiştik? Günlük, yarım günlük veya özel bir fiyat gerçekleşecekse bu defa da yarım gün diyebilirim. Half day. Bunu da yine copy paste ile yaptım. Bu defa tam günü tanımlayabilirim. Full day. Ve son olarak da özel bir fiyat vereceğim zaman kullanacağım fiyatın ismi custom olacaktır. Evet. Okeyledim. Gördüğünüz gibi tüm fiyatların isimlerini artık tanımlamış olduk. Benim yapmam gereken şu anda ne var? Salonlara gidip tek tek bu fiyatları seçerek hangi fiyat tipinde o salondan ne kadar kira bedeli alınacağını yazabilirim. Peki nasıl yapacağım bunu? Yine Fashion Space Definition sayfasına gidiyorum. Biraz önce yaptığımız gibi bu defa salonun üzerindeyken rate sayfasına gidiyorum. Buradan rate sayfasına gelince new diyorum. Sayfa açıldığı takdirde bana valid from, valid to, rate name gibi satırlar çıkartıyor. From'un özelliği nedir? Tarihin hangi aralık, fiyatın hangi tarih aralıklarında gerçekleşeceğini direkt buradan yazabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki şu iki tarih arasında bu fiyat geçerli olacak, bu iki tarih arasında bu fiyat tipi geçerli olacak diyebilirsiniz. Diyelim ki valid from bugünden itibaren olmak üzere yıl sonuna kadar complimentary'den hiçbir şekilde doğal olarak para almayacağım. Aşağıda rate yazdığım satır var. Aynı zamanda yine burada da default seçimim var gördüğünüz gibi. Hourly bölümüm var. Saatlik olarak da bunu çalıştırmasını sağlayabiliyor. Okey dediğim zaman birinci fiyat tipimi belirlemiş oluyorum. Tekrar new diyorum. Bu defa yarım günlük ve tam günlük miktarları isteyeceğim. Ve en sonunda da yine custom'ı seçeceğim. Bu fiyat tiplerini her seferinde toplantı salonlarında seçmemizdeki özellik nedir? Çünkü salonu seçtiğiniz takdirde şu bölümdeki daha önce yapmış olduğunuz konfigürasyonların direkt otomatik gelmesini sağlayabilirsiniz sayfanıza. Diğer türlü herhangi bir şekilde fiyat kodlarından eksik bir şey seçtiğinizde onu maalesef göremiyoruz sistemde. Yine burada da valid from bugün dedim. Bu defa manuel yazdım. 31.12.09. Rate name'im half day. Half day'den otomatik olarak yarım günlük ücret istiyorum. Diyelim ki ona da herhangi bir rakam belirledi yönetim. Onu da buraya yazıyorum. Diyelim ki 300
rakamımız. Bu 300 euro, 300 YTL, 300 dolar vesaire olabilir. Otel yönetiminin hangi para birimiyle çalıştığıyla ilgilidir. Biz sadece çünkü buraya rakam yazıyoruz. Rate'i yazdım. Gidiyorum. Yine aynı şekilde. Bu defa full day işaretleyeceğim. Full day'de de 600 istedim. Okey dedim. Son olarak custom fiyatım kaldı. Custom fiyatı da gelip buradan bu şekilde de yapabiliyorum. Seçtim. Custom'a herhangi bir rakam yazmıyorum. Bu özel bir fiyat olacağı için eğer anlaşma farklıysa rakamlarımı burada değiştirebilirim. Okey dedim. Gördüğünüz gibi Azor'un fiyatlarını bu şekilde belirlemiş olduk. Yine Function Space sayfasına dönerek tek tek tüm salonlarda bu şekilde fiyat kodlarını seçiyoruz arkadaşlar. Karina mesela New dedim. Today 31.12.09 tab tuşuyla ilerleyebiliyorum ve yön tuşuyla seçebiliyorum. Complimentary ücret almıyorum. Alt O bize aynı zamanda kısa yol olduğu için mouse da kullandırtmadan sistemi kullanmamıza yardımcı olacaktır. Alt O dediğiniz zaman direkt okey demiş olacaksınız. O yüzden de klavye ile de sistemi kullanabilirsiniz. Oldukça rahattır. Sadece kelimelerin altındaki o alt çizgileri takip etmeniz yeterli. Bu defa yarım gün dedim. Karina'dan 400 alalım. Çünkü Karina bölünebilir bir salonda hatırlarsınız. Diğerlerinden daha az isteyeceğim. 800 dedim tüm gününe. Custom'da da hiçbir şekilde rakam yazmadan tamamlamış oldum. Böylece ikinci salonumun da ne yaptım? Fiyatlarını girdim arkadaşlar. Devam edip Fuaye'nin, Karina'nın ve diğerlerinin ne yapabilirim? Rakamlarını girebilirim bu şekilde. Evet. Sırada Miscellaneous Items sayfası, yani salonların içindeki sabit teknik ekipmanlar var. Sabit flipchart, perde, barkovizyon vesaire olması durumunda salonlarda tanımlıyoruz ki bunları Meeting Planner menüsünde event seçimlerinde salonlarda otomatik gelebiliyor. Peki salonlardaki teknik ekipmanların yaratılması için de Miscellaneous Item Definition ve hemen altındaki Rate Code bölümünü kullanıyoruz. Rate Code'u kullanıyoruz çünkü salonlardaki sabit veya sunduğumuz teknik ekipman hizmetinden ücret alıyorsak bunları buradaki fiyat kodundan tanımlıyoruz ki otomatik gelebilsin teknik ekipman seçimlerinde ve her şekilde rakamlarını buradan seçebilelim. Aynı zamanda fiyatların ne olduğunu bilebilelim. Evet. Rate Code sayfasını da yine aynı şekilde Function Space Definition altındaki Rate Code sayfası gibi aynı şekilde tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da Full Day, Half Day, Complimentary ve Custom bölümleri var. Edit yapalım bakın. Diğer bölümden hiçbir farkı yok. Bu bölümü tanımladıktan sonra Rate Code sayfasını Miscellaneous Item Definition'a giderek burada ekipmanlar ve otelin diğer departmanlarına dahil olan eşyaları gruplandırıyoruz. Yani bu hem PMS tarafında hem de CCM tarafında kullanabileceğimiz stokta tutulan ve takibi gerçekleştirilen ya da ücret alınan eşyalar için kullandığımız sayfa diyebiliriz.
Bu yüzden de burada hem housekeeping'i hem front desk'i hem de teknik ekipman bölümünü görebiliyorum. Housekeeping'in içerisinde ekstra bedlerden tutun da housekeeping'in sorumlu olduğu tüm eşyaları tanımlayabiliyoruz. Bizler de teknik ekipman altına salonların içine dahil olan veya taşınabilir eşyaları tanımlayıp daha sonra gidip bunları salonların altından tek tek seçeceğiz. Şu anda halihazırda teknik ekipman grubu yaratılmış durumda. Grubun peki yaratılması nasıl gerçekleşiyor? New deyip sadece açıklama yazmanız yeterli. Açıklamayı yazdığınız zaman direkt olarak buraya zaten description bölümüne geçmiş olacak. Akabinde teknik ekipman grubunu yarattıktan sonra yan tarafta New Item ve Select butonlarını görüyorum. New Item bu gruba bağlı olan eşyaları tanıtmak için bize yardımcı olan satırdır. Select de teknik ekipman sayfasının komple bizim için açmaya yardımcı olur. Select diyelim öncelikle ki burada örnek olarak hazırlanmış 2 adet menü kalemimiz bulunmakta, teknik ekipmanımız. Gördüğünüz gibi daha önce projeksiyon ve flipchart tanımlanmış. Peki bunlar nasıl tanımlanmış? Hemen bakalım. Edit diyorum. Tabi burada iyi ekledim. Item kategoriyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi hangi gruptansa o grup seçilir. Item name bölümüne ekipmanın ismi yazılır. Açıklaması varsa açıklaması yazılır. Burada da yine setup ve set down bölümlerini görüyorum. Hazırlanma, koyulma ve toplanma süresini. Quantity in house. Bu flipchart'ın elimizde toplam kaç tane olduğunu gösterir. Diyelim ki 5 adet var. Buraya yazıyorum. Neden böyle bir şey yazıyorum? Stok tutmasını da bir şekilde sağlamış oluyorum. Çünkü Event Management bölümünde salon seçimlerinde ekipmanların herhangi birisi lazım olduğu müddetçe ne yapacaktır? Her seferinde bizim alımımıza karşılık stoktan kendisi düşecektir ve ona göre de sizin olmayan bir şeyi taahhüt etmenize izin vermeyecektir gruplara. Burada Responsible Department bölümünü görüyorum arkadaşlar. Responsible Department demek flipchart'tan sorumlu olan departman demektir. O yüzden bizim aslında yeni bir gruba herhangi bir şekilde ekipman dahil etmeden önce Responsible Department'lara gidip kontrol etmemiz gerekmektedir. Aslında buna nedir? Konfigürasyon içinde konfigürasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Responsible Department'ını gidip kontrol edeceğim çünkü flipchart'ın sorumlu departmanı housekeeping ya da teknik ekip ya da işte bilgi işlem departmanı olacaktır. Departman kodu yine aynı şekilde flipchart'ın hangi gelir merkezinde toplanmasını istiyorsam onu seçtiğim bölüm. Şu gördüğünüz gibi burada da Show CCM bölümünde CCM'de göster seçimini kullanıyorum. Peki gidelim şimdi Responsible departmanımızı kontrol edelim. Ve girilmemiş bir şey varsa da onları girelim. Evet, geldim Responsible Department bölümüne. Bakın halihazırda bir örneğimiz mevcut. Food and Beverage örneğimiz var. Yeni bir sorumlu departman yaratmak için ki sorumlu departmanlarımızın ne olduğunu düşünelim. Mutfak olabilir, teknik ekip olabilir, housekeeping olabilir, front office veya ekstra bir banket grubunuz varsa, banket çalışanınız, banket grubu çalışanları da sorumlu departmanlar olabilir. Peki new diyelim. Teknik departmanımızı tanıyalım. Teknik Department diyorum. Okey diyorum. Başka ne yapabilirim? Mutfak demiştik.
kitchen diyebilirim. Ve banket grubunu da tanıtabilirim. Şu anda sorumlu departmanlarımı otelde tanıtmış bulunuyorum. Şimdi gidip tekrar miscellaneous item definition'dan ne yapabilirim? Teknik ekipmanlarımın tanımlanmasını sağlayabilirim. Evet, geliyorum. Miscellaneous item definition'dan teknik ekipmanlara yine select diyorum arkadaşlar. Select dedim. Flipchart ve projeksiyonun dışında başka neler tanımlayabiliriz? Hemen buradan new dedim. Grubum teknik ekipman grubu. Diyelim ki perde tanıtmak istiyorum. Perde yazdım. Dilerseniz description'ına da perde, yanına da şu boyutlarda vesaire, şu özelliği var, ayaklı perde ya da duvar emonte perde demek gibi bir şansımız var. Veyahut da bunu birazdan göreceğimiz başka bir özellikte de seçebiliyoruz. Setup ve setdown'ları görüyorum. Quantity in-house bölümü. Kaç tane var elimizde? Diyelim ki 4 tane var. Bunu yazıyorum buraya. Gidip departman kodunu seçiyorum. Responsible departmanım ne olsun? Diyelim ki teknik departman olsun. Akabinde buradan yine 30-30'la banket salonumu seçiyorum. Okeylediğim takdirde artık perdemi de tanıtmış oldum. Dilerseniz Barca Vision'u da tanıtalım. Onu da yine copy paste mantığıyla description'ını verdim. Elimizde kaç tane Barco Vision var? 3 tane Barco Vision var. Bundan da yine teknik departmanımız sorumludur dedim. Departman kodumu yine aynı şekilde banket salona gönderdim gelirini ve böylece Barco Vision'umu da tanıtmış oldum. Şimdi sağ tarafta New Edit ve Copy dışında başka butonlar da görüyorum. Rates, Attributes gibi. Rates biraz önce bahsettiğimiz gibi şu arka bölümdeki rate kod bölümü bizim ne işimize yarıyordu? Menü kalemlerini tanıttığımız takdirde onların fiyatlandırmasını gerçekleştirebiliyorduk. Böylelikle salonları seçtiğimiz takdirde otomatik olarak gelmesini sağlayabiliyor idik. Bakalım Flipchart'ta rate seçilmiş mi? Geliyorum Flipchart'ı seçtikten sonra rate diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Flipchart'ımızın tüm günlük bir tane rate'i var. Dilersem buna başka bir rate de ekleyebilirim. Peki. Şöyle yapabilir miyiz? Kendimize de bunları ekleyebilir miyiz diğer tanıttıklarımıza? Mesela perde için rates diyelim. Sıfır olduğu için tekrar new diyorum. Bugünden itibaren 31.12 2009'a kadar fiyat vermek istiyorum. Bir complimentary rate'im olacak. Yine aynı şekilde bugünden itibaren 31.12.09'a kadar full day kiralandığı takdirde bundan diyelim ki 100 rakamını alacağım. Veyahut da custom deyip buna özel bir fiyat tanımlama hakkını vereceğim. Gördüğünüz gibi böylece perdenin rakamlarını tanıtmış olduk. Aynı şekilde Barco Vision'a da ne yapabilirim? Rate'lerini seçebilirim. Geldim buraya. Today dedim. 31.12.09 yine. Full day dedim. Barco Vision için 150 rakamını alacağım. Mesela
Yine aynı şekilde today 31.12.09'a kadar devam edersem bunda da custom var ve complimentary var diyebilirim. Evet. Böylelikle grubumuza tanıtmış olduğumuz teknik ekipmanların aynı zamanda fiyatlarını da vermiş olduk. Peki sağda bir de attributes bölümü var. Bakın bu attributes bölümü de girmiş olduğunuz teknik departmana göre, teknik kaleme göre herhangi bir şekilde ekstra bir özelliği varsa bunların ya da farklılığı varsa girebiliyor olmamız. Yani diyelim ki perdeniz var. Ama bu perdelerden bir tanesi 2'ye 2 metre. Bir diğeri de 3'e 3. Ne yapabilirim? Gördüğünüz gibi burada özelliklerini ayrı ayrı oluşturup perdeye ekleyebilirim ki perdeye birazdan salonlarımızın içine seçtiğimiz takdirde orada özelliklerini ayrı şekilde görebilirim. Bir odada bir toplantı salonundaki perdenin sabit perdenin boyu 2-2 ise diğer sabit perde ne olabilir? Diyelim ki 3'e 3 olabilir. Aynı şekilde Barkovizyon içinde attribute'ları yani özelliklerini, Barkovizyon'un özelliklerini girebiliyorum. O yüzden de hem rate hem attribute en başta ne kadar iyi tanımlanırsa, ne kadar iyi doldurulursa ileriki kullanımlarda bize o kadar kolaylık sağlayacaktır. Şimdi teknik ekipmanlarımızın bir bölümünü oluşturduğumuza göre gidelim Function Space Definition bölümünden Miscellaneous Items'tan artık salonlarımızın eğer varsa sabit teknik ekipmanlarını seçelim. Evet. Azor'u tanımlamakla başlayalım. Azor çok büyük bir salon değildi hatırlarsınız. Miscellaneous Item'ına geldim. Azor'da diyebiliriz ki flipchart mevcuttur. Seçelim flipchart'ımızı. Select diyelim. Kaç tane istiyorsun? Bu salonda toplamda kaç tane sabit flipchart var? Diyelim ki bir tane var. Gördüğünüz gibi biraz önce bahsetmiştim. Attribute bölümünden ne yapabilirim? Herhangi bir şekilde flipchart'ın bir özelliği varsa buradan tanımlayabilirim. Okey dedim. Artık sabit Azor'a ait neyim var arkadaşlar? Bir adet flipchart'ım mevcut. Dilerseniz Karina 1 ve 2 içinde birer perde ve barkovizyon tanımlayalım. Karina 1'e geldim. Yine miscellaneous item dedim. New bölümünden, teknik departmanlardan bu defa perdeyi seçiyorum. Kaç tane? Bir tane perde istiyorum. Departman kodu otomatik geldi gördüğünüz gibi. Çünkü diğer tarafta zaten bunun konfigürasyonunu yapmıştım. Ve bir adet barkovizyon alıyorum. Bunlar şu anda önümüzdeki dönemde herhangi bir şekilde bir grup rezervasyonu oldu ve Karina 1 salonu seçildiği takdirde otomatik gelecek teknik ekipmanlardır. Devam edelim. Karina 2 içinde yine perde bir adet. Okey. Barkovizyon yine bir adet. Okey. Seçtiğim takdirde gördüğünüz gibi şu anda onun da default teknik departman bölümünden yardım alabileceğimiz itemlarını seçmiş bulunuyorum. Bu şekilde salonlarda sabit olan teknik ekipmanlar var ise şayet ne yapabilirim? Hepsini en baştan konfigürasyon süresince hazırlayabilirim ki
otomatik olarak karşıma gelmesini sağlayabilirim. Buna bağlı olarak misafirlere de ekstradan istedikleri herhangi bir şey varsa stoğumdan kontrol edip zaten event management bölümünden sağlayabiliyorum arkadaşlar. Bu bölümde close periods ve communication bölümlerine de göz atalım. Ne demiştik daha önce? Close periods salonların herhangi bir şekilde belli dönemlerde kapalı kalması gerekiyorsa tadilat ya da herhangi başka bir şey yüzünden ne yapabilirim? Buradan new deyip tarihlerini ve başlangıç saat ve bitiş saatlerini belirleyerek sebebini de yazıp o salonun o tarihler ve o saatler arasında kapalı kalmasını sağlayabilirim. Böylece herhangi bir problemi varsa bu salonun çözülene kadar ben hiçbir şekilde salonu satamayacak durumda olurum. Buradan closed from deyip closed to şu tarihe kadar başlangıç ve bitiş saatini en sonunda da sebebini yazarak okeylediğim takdirde o salonun o tarihler arasında kapatmış oluyorum. Communication bölümünde ise salonun içerisinde fax veya telefon varsa direkt numaralarıyla birlikte ne yapabilirim? Numaralarını buraya yazabilirim. Böylelikle salon kiralandığı zaman telefon veya faks ihtiyacı olduğunda kiraladığınız gruba otomatik olarak bunu kullanmalarını sağlayabilirsiniz. Room Planner dediğim gibi otellerin tercih ettiği başka bir yazılım türü. Burada da yine aynı şekilde biraz önce seçmiş olduğumuz uzunluklarını metrekareleri verdiğimiz salonların oturma düzenleriyle birlikte çizilmiş hallerini gerçekleştirebiliyoruz. Tamamen otellerde varsa, kendileri tercih ettiyse Room Planner'da en son sayfada karşımıza çıkıyor. Böylece Function Space Definition bölümünde tüm salonlarımızı tanımlamış olduk. Oturma düzenleri, fiyatları ve aynı zamanda teknik ekipmanları, kapalı periyot ve aynı şekilde salonların içerisinde iletişim bilgilerine dair herhangi bir şey varsa onları da kontrol etmiş olduk ve gerekli tanımlamaları gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki aşamada menüler, standart menüler, özel menüler ve paketler aynı şekilde girilecek. Aynı zamanda eventlerin tanımlamalarına göz atacağız.